Yasemin! Benim ben Birkan Amir. Amirim, siz miydiniz? Niye yürüyorsun bu saatte? Çantam yok. Mecburen. Gel, ben bırakırım seni, gel. Yok, sağ olun. Zahmet vermeyeyim ben size. Ya gel. Karşıda oturmuyor musun? E ne yapacaksın? Yüzerek mi geçeceksin karşıya? Gel. Çok sağ olun. Zahmet verdim size de. Dur, kırık o. Ben hallederim. Şöyle mi? Oldu mu? Oldu. Sağ olun. Amirim. Neyse. Ne oldu, söyle. Söylesene. Benim çantamın bulunabilme ihtimali var mı? Her şeyim onun içindeydi de. Param, kredi kartlarım. Yani memur arkadaşlar bulduysa gelir ama tekne çalışanları yürüttüyse biraz zor. Ya. Niye, çok bir şeyin var mıydı, para falan? Vardı. Ne kadar? 45 bin. Şirketten borç almıştım. 45 bin mi? Ne yapacaktın o kadar parayı? Kardeşimi ameliyat ettirecektim. İşitme engelli benim kardeşim. Yarın ameliyat olacaktı. Yapma ya, kötü olmuş. Daha bugün almıştım Serpil Hanım'dan. Serpil Hanım kim? Benim patronum. Hoya organizasyonun sahibi. Ama Yasemin, yani insan bu kadar parayla üstünde dolaşmaz ki. Düşünemedim. Evde bıraksam hırsız girer falan diye korktum. Ya dur bakalım, hemen karalar bağlama. Bakarız, buluruz. Bulabilir misiniz gerçekten? Yasemin, polisim ben. Benim işim bu, değil mi? Bana o kadar büyük bir iyilik yapmış olursunuz ki. Ben paranın derdinde değilim. Ama Murat... Murat ameliyat olamazsa çok üzülür. Murat mı kardeşinin adı? Murat. Burası. Çok teşekkür ederim amirim. Sizi de yolunuzdan alıkoydum. Nasıl gireceksin içeri? Anahtarın var mı? Yok. Çantada kaldı o da. Ama ev arkadaşım uyumamış. Işık yanıyor. Al. Cebimde yazıyor. Başın sıkışınca ara. Çok teşekkür ederim amirim. Çok sağ olun. Birkan, Birkan. Amirim karakolda. Hadi iyi geceler. Bak, üzülme artık, yeter, tamam mı? Paranı da bulacağız. Çok sağ olun tekrardan. İyi geceler. İyi geceler.
Meltem, Allah senin belanı versin. Sen ne biçim insansın ya? Benim seni tanıdığım güne lanet olsun. Yasemin, çok üzgünüm. Yemin ederim çok üzgünüm. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim. Üzgünsün. Sen nasıl benim yüzüme bakıyorsun ya? Sen kendini satıp yaşıyorsun. Beni de lekeliyorsun. Sen hala nasıl benim yüzüme bakıyorsun? Ne satması Yasemin? Ne satması? Ne diyorsun ya? Nasıl satıyorsun sen kendini? Nasıl yapabiliyorsun? Hiç mi kendine onurun yok? Hiç mi kendine mi saygın yok senin? Ben seni kardeşim bilmiştim. Bu hayatta kimsem yoksa Şirin'im var diyordum. Ben senin için canımı verirdim. O kadar güveniyordum sana. Ama sen... Sen kendi... Allah'ım inanamıyorum. Ne yapıyorsun ya? Yasemin, Yasemin ne olur, ne olur açıklamama izin ver. Lütfen açıklamama izin ver. Neyini açıklayacaksın ya? Neyini açıklayacaksın sen? Nasıl yaptığını mı açıklayacaksın? Hayır, hayır, öyle, öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Yemin ediyorum ki öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Ben sadece... Sadece ne? Sadece ne yapıyordun Şirin? Ben sadece eşlik ediyordum. Yalan söyleme! Yalan söyleme bana, ben senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Ben o gece tekneye gittiğimde beni sen sandılar. Polis telefonundaki mesajı benim yüzüme okudu. Fişek diye birinden $500 kalmalı. Polis bana ne dedi biliyor musun? Sen dedi. Sen sandı beni. Sen sandın! Ne diyorsun sen hala bana? Yasemin, Yasemin ne olursun yemin ederim. Yemin ederim ben sana anlatacaktım. Kaç defa anlatmaya çalıştım. Sorun bu muydu? Bu muydu sorunu? Anlatamam mıydı? Ne yapacaktım ben anlatınca? Aferin, ne güzel satıyorsun kendini, böyle devam et mi diyecektim? Yasemin, beni anlamıyorsun. Senin iğrençlikle kazandığın her lokmayı kusmak istiyorum. Ya yeter ya! Ben bayılıyor muyum sanıyorsun kızım? Zorunda kaldım. Zorunda kaldım. Sefalet içinde yaşıyorduk. Sürünmeyelim daha fazla diye ben. Sürünseydik? Sürünseydik sen de insan gibi onurunla, şerefinle yaşasaydın. Ne onuru, ne şerefi? Aç karnına yattığımız geceleri unuttun mu? Kaç kapıdan geri döndük? Bir insan evladı, bir insan evladı bize bir lokma ekmek verdi mi? He? Ben aç da yatsam o gecelerde hep kafamı huzur içinde koydum yastığa. O huzur kardeşini ameliyat ettirmeye yetti mi? Madem bu kadar huzurlusun, neden Murat hala sağ? Defol. Defol git. Burası benim evim. Senin evin falan değil. Defol git. Benim senin gibi bir arkadaşım yok artık. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Defol git, bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Yasemin ver, ver! Yasemin ver! Ver. Yasemin lütfen! Ne? Ne yapsaydım?
Yazıklar olsun sana. Bak ben bu hayatta çok acı çektim. Bin türlü şey geldi başıma. Ama hiçbiri bu kadar acıtmadı Şirin. Yazıklar olsun sana. Ben gidiyorum. Yasemin. Bir daha seni hiç görmeyecek miyim? Biliyorum beni hiç affetmeyeceksin. Seninle geçirdiğimiz onca senenin bir hatırı yokmuş demek ki. Peki. Öyle olsun. İnşallah senin lekesiz, tertemiz bir hayatın olur. Murat'ı çok öp benim için. Ameliyat olduğunda haberim olursa sevinirim. Anahtarını bırak. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Hala güvensizliğim, ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için. Ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Thank you.
Günaydın Birgül. Günaydın. Serpil Hanım müsait mi? Odasında. Yasemin sen gel içeri. Birgül telefon bağlama. Serpil Hanım ben de sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Elim ayağım titriyor. Hala elim ayağım titriyor. Zor tutuyorum kendimi. Kızım sen ne zamandır yapıyorsun? Sen ne rezil, ahlaksız, utanmaz şeymişsin be. Serpil Hanım bakın bir yan... Karakoldan aradılar. Aklım başımdan gitti. İnanamadım. Teknede kızlar yakalandı. Biri de uyuşturucudan öldü dedi polis. Olaylara bak ya. Olaylara bak. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben seni aklı başında doğru düzgün iş yapıyorsun diye işe almışım. Sen benim başıma bela açmaya mı geldin? Serpil Hanım bakın ben bir şey yapmadım. Hayır benim anlamadım. Namusunla kazandığın para neyine yetmedi? Aç mıydın açıklamaydın. Borç istedim verdim. Bilmem ne dedin yaptım. Ben bir şey yapmadım diyorum. Ben yapmadım. Şirin yapmış. Yaptığın rezillik yetmedi. Bir de şimdi burada gelmiş Şirin'i satıyorsun. Arkadaşını karalıyorsun bana. Püh yazıklar olsun senin gibilere. İnanamıyorum duyduklarıma. Ya yemin ederim yapmadım diyorum. Siz niye inanmıyorsunuz bana? Pılını pırtını topla çek git. Seni burada istemiyorum. Seni de burada istemiyorum. Şirin de istemiyorum. Nereden çıktınız karşıma? Başıma bela açmaya mı geldiniz? Ya ben yanlışlıkla bindim o tekneye. Şirin'in yerine bindim. Polis Şirin demedi. Yasemin adı var dedi. Senin bu şirkette çalışıp çalışmadığını öğrenmeye gelmişler. Burası namuslu bir yer. Namuslu bir iş yeri. Eğer bu yaptığın duyulursa bana bir Allah'ın kulu iş vermez. O yüzden şimdi 45 bin lira borcunu öde, bas git. Ne? Ne? Ne ne? 45 bin lirayı alıp mı uzayacaktın? Ben... Parayı... Çantam kayboldu. Bu da iyi, vallahi bravo. Yemin ederim çantam teknede kaldı dün akşam. Kes! Hikaye anlatma bana. Bir de saçma sapan senaryolar yazıyor. Sana bir hafta mühlet. Bir hafta içinde paramı geri istiyorum. Ben nereden bulacağım bir haftada o parayı? Bilemem. O işleri yapmayı biliyorsun, bunu da bilirsin. Ben anlamam. Bir hafta içinde param gelmezse seni mahvederim. Ya Serpil Hanım siz niye inanmıyorsunuz bana? Ben ne zaman yalan söylemişim, ne zaman gördünüz ya? Niye inanayım sana? Ha? Niye inanayım sana? Bir düşün bakalım. Polise mi inanayım, sana mı inanayım? Koynumda yılan beslemişim ya. Çekil git, görmeyeyim yüzünü. Hadi çık git. Birkan Bey. Ha Yasemin selam. Bana bir uğrayabilir misin? Çantam mı bulundu?